şu anda neredeyse tamamlanmış durumda. Bu meydanda açıklamak üzere şunu söylüyorum. Bugün Gültepe'de rezerv isteyenler daha çok diyenlere karşı yarın yetkililere vereceğimiz dilekçelerde göreceksiniz ki en az %70 oranında bugün itiraz dilekçesini almış. Zemin üstü 2 kat ve 2018 deprem yönetmenliğine göre yapılmış, altını çizerek söylüyorum. Ve şu anda TOKİ'nin ve yerinde dönüşüm alan kişileri ruhsatında bile 2018 deprem yönetmenliğine göre yapıldığını ve şu ana kadar o deprem yönetmenliğini devam ettiği kanunen uygulanıyor bütün Türkiye'de. Peki ben 2018 deprem yönetmenliğine göre yaptım. 2019'da inşaatımı yaptım. 2020'de oturma iznimi aldım. Ruhsatım, kat ittifakım, 3 dairenin kat ittifakını yaptım. Zemine tütünü yaptım. İvme hesabını da yaptırarak yaptırdık. Peki şimdi soruyorum çevre şehircili. Yaptıkları binalar ya da yerinde dönüşüm yaptıkları binalar şimdiki deprem yönetmenliğine ve zemin etütü ivmesine göre mi yapılmış? O zaman öyle yapılıyorsa benim binam 20 şiddetinde depreme dayanıklıdır ve koruma altına alınmasını istiyorum. İkinci depremde de Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın gönderdiği elemanlar hasarsız belgesi verdi bana. 6.4'te de Defne merkezli depremde de yine de aynı şekilde hasarsız beyan edildi. Bu hasarsız belgeleri sunmamıza rağmen ve itiraz etmemize rağmen, koruma altına alınmasını talep etmemize rağmen kesinlikle Çevre Şehircilik bugün bize tebliğ adası. Ve 20 gün içerisinde buranın boşaltılmasını istiyor. 20 gün içerisinde nasıl boşaltılır onlara soruyoruz biz. İkincisi, ev kiralarının bu kadar pahalı olduğu bir yerde nasıl ev bulacağız, nereye taşınacağız? Ev kirası şu anda 10.000 ile 15.000 arası. Devlet gerçekten iyi niyetli olsaydı bize karşı bir gelirdi, sorardı neye ihtiyacınız var, o zamanlardan gelirdi. Biz o zamanlar görmedik devleti yanımızda. Şimdi gelmiş son kalan şeyimizi, yani deprem evimizi yıktı. O Allah'ın işi. Ama geriye kalan parselimizi devletin almaya hakkı yok. Ben Gazi Mahanoğlu. Çocukluğumdan beri kaynakçılık işini yapıyorum. Ağır hasarlıydı, 2 katlıydı. Yıktılar onu. Bir yan parselim de var, onun içine bir konteyner yaptım. Elektriğini, suyunu bağlattırdık, evet. Artı bir iş yerim vardı. 2018 yılında o iş yerimi kapatmıştım. Hala o makineleri, her şey duruyor. Yani aynı yerde. Şimdi ben bu parsellerle, bu mallarla nasıl bırakıp giderim? Nereye giderim? Her iki parsele de bana tebligat geldi. 20 gün içinde işte üstüne yazılmış tebligatların 20 gün içinde burayı boşaltmanız gerekir. Parsellerim 1500 metre. 1500 metre içinde bir sürü ağaçlarım, her çeşit ağaçlarım var. Bir sürü malım var, malzemem var. Anahtar tesliminde işte o parsellerin değeri işte biçilecekmiş. Verecekleri dairelerin değeri biçilecekmiş. Ne verilecek? Hiç bilmiyoruz. Sadece endişe içindeyiz. Hiçbir şey bilmiyoruz. İnanın yatamıyoruz. Acaba malımız gitti. Ben ta çocukluğumdan beri çalışıyorum 3-5 metre toprağı yapmak için. Ve başka hiçbir yerde 1 metre toprağım yok. Nereye gideceğim? Yani şu anki evimi nereye taşıyacağım? Bana diyorlar ki sana kira vereceğiz. Bir yerde kira. Nerede alacağım? Bu kadar eşyam var, bu kadar malzemem var. Ben yani şöyle hepsinden mi vazgeçeyim? Yarın öbür gün burayı istimlak ettiler, aldılar. İnşaata başladılar. Ya bitirmediler veya bize çok büyük rakam çıkar. Bunun için çok endişemiz var. Biz mahalle sakinleri olarak köy yaşantısını yaşayan bir insanız. Hani sevdiğimizden de değil, mecburiyetten. Hepimizin eşleri normal bir ailenin çocuğu ve biz de bir ailenin çocuğuyuz. Yani zengin bir aile, bir toplumdan gelmemekteyiz maalesef. Dolayısıyla ekmek 10 lira. Biz tandırda ekmek pişirmezsek nasıl geçineceğiz? Artı bugün bir tüp gaz 700 lira. Bunu devlet bu kararı verdiğinde bizi apartmanlardan mahkum ettiği zaman bunu düşündü mü acaba? Bana değerimin 10 katını verseler kesinlikle çıkmayacağım ve yani illa ki çıkaracaksa ya can ya canan. Yani öldürürsem bile o yerimde öleceğim ve orada gömüleceğim. 4 tane parselim var. Aktif ahırım var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gittiğimde gözyaşlarımla
Ağlamayın, size çare var. Ya ikamet ettiğim bir yeri sana para vereceğim, değerini vereceğim demek de ne demek? Ben rant maksatla almadım ki evimi satayım, yok değerini vereceğim. Yok seni mağdur etmeyeceğim. Sen bu kararı verdiğinden baştan başına beni ölüme mahkum ediyorsun. Biz ekmeğimizi tandırda pişiren insanlarız. Biz aşımızı ateş ocağında pişiren insanlarız. Hepimiz normal bir aile, fakir bir ailenin çocukları ve fakir bir ailenin eşleriyiz. Biz depremden bana kimden yaşadık? Devlet mi bize yardım etti? Devlet bize yardım edeceğine bırakın yardım etmeyi. Ölümümüzü çıkartmadı. Çıkartmadığı gibi de kendi çabamızdan çıkarmaya kalkıştığımızda oradaki kepçelere izin vermedi. En yakınım kepçe, iki tane ablamın gelinleri vefat etti çocuklarıyla. Bundan daha acı bir şey olamaz. Devletten istemiyoruz. Kendi tanıdığımıza gittik, kepçeyi ver. Çocuk ağladı, izin vermiyorlar. Kim vermiyor vali? Her şeyimi kendim yetiştiriyorum, süz biberimi. Bugün ben bunları devlet elimden malımı aldığı zaman her şeye para koyacağım. Nereden yetiştireceğim? Bugün bir süz biberi 100 lira kilosu. Bütün mahalle hemen hemen hepsi yani müstakil olanlar. Herkes bir katlı yani 2-3 kat çıkmış bir parselinde. Diğer parselin dediğim gibi mutfağımıza yetecek bir şey hazırlamış. Dediğin gibi bugün bir ekmek 10 lira. 600 liraya 50 kilo un aldığımda 3 ay ben geçinebiliyorum 5 nüfuslu aileyim. Tutup ben bunu şimdi yarın kentsel dönüşüm olduğunda tandırda yakamayacağım. Odun ateşinde de bir şey pişirmeyeceğim. Sobamı da kuramayacağım. Doğalgazı yakmaya gücüm yetmez. Aynen. De gitti. 15-18 aydır kimse bir şey, hiçbir yerden bir şey alamadık. Kendi çabamızla yaptım, oturdum. Daha bir ay olmadı oturalım. Tebligat geldi, evini boşaltman gerekiyormuş. Neden? Bize kimse bir şey demedi. Gittik sorduk seyircilere, belediyelere. Ev yapacağız, yapın dedi, oturun. Bir şey biz de yaptık. Şu anda 2 milyona kadar per para koymuşum. Yani altındaki, üstündeki her şey gitti. Biz burayı rezervaya katılmasını istemiyoruz. Hiçbir şekil istemiyoruz. Eğerse 100 katı verseniz, 1000 katı verseler bile biz bunu kabul etmiyoruz. Yani ya canımızı koyacağız ya da bu kadar. Yani kendi toprağımızda ölmeyi istiyoruz. Ekmeğimizi tandırda yaparız biz. Yemeğimizi ateşte pişiririz. Yani her şeyimizi tarlamızdan, kendi bahçemizden kopartıp öyle yeriz. 3 katlı evim vardı. 3 katlı hepsi yıkıldı yani. Yıkıldıktan sonra ben belediyeye kadar gittim, başvuru yaptım. Dedim ben bir prefabrik bir şey yapayım mı dediler bana, belediye başkanı bile. Dediler bana git yap. Yıkalar mı filan dedim. Dedi hayır yıkamazlar. 5 yıla kadar yıkamazlar. Ben dedim en azından 5 yıla kadar otururum. 18 ay sonra bir tebligat geldi, yıkayacaklarmış. Ben gece gündüz çalışmaya gidiyorum, yevmiyeyle çalışıyorum, borcumu kapatmak için. 650 milyar bu eve koydum, 4000 dolar borcum var. Ben bu borcu nereden kapatacağım?